Merhaba arkadaşlar. Quiz 3'ümüzde Minecraft'ı nasıl oynayabiliriz ona bakacağız. Bunu özellikle Rigi arkadaşımız istedi. Onun için bu videoyu çektim. Türk kaynaklarda pek yok. Genellikle yabancı kaynaklar mevcut. İki tane yöntem var. Bu iki yöntemi de bu videoda anlatacağım size. Birincisi bilgisayarımızı kullanacağız. Yani bilgisayar üzerinden uygulamayı nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Yani bilgisayar kullanmak zorundayız. Ve bunları da e-linkle ya da PC-linkle yani bilgisayara bir bağlantıyla bunu yapacağız. Yani yanımızda bilgisayar olmak zorunda. İkinci yöntemde direkt bilgisayarımızdan SideQuest'i kullanarak nasıl atacağımızı ve bunu bilgisayar olmadan direkt gözlüğümüzde kullanma yöntemini anlatacağım. Çok basit. Herkes yapabilir. Ve bunu tane tane anlatacağım. Çok uzun bir şey değil. Videoda çok uzun süreceğini sanmıyorum. Hemen başlıyoruz. Öncelikle Quest 3'ümüzü bilgisayar bağlantısıyla Minecraft'ı oynamayı gösteriyorum. Öncelikle birkaç tane yüklememiz gereken uygulama olacak. İlk yapmamız gereken öncelikle Steam VR yükleyeceğiz. Bu da çok basit hemen gösteriyorum. Uygulama kısmında Steam tıklıyorum. Evet oyunumuz çıktı bizim. Buradan arama kısmına SteamVR yazıyorum. Bakın bende üçüncü seçenekte çıktı sizde burada çıkabilir ama yükleyeceğimiz SteamVR bu. Bunu tıkladıktan sonra ben de yüklü olduğu için şu an buradan aşağıdan yükle kısmını butona tıklayacağız. Ve kütüphanemizde bunu da göreceğiz. Bakın görüyor musunuz? Ve sim veri yükledikten sonra yapmamız gereken küçük bir ayar var. Hangi ayar? Bakın hemen sağ tarafta şurada yönete tıkladıktan sonra özellikleri tıklayacağız. Özellikleri tıkladıktan sonra şurada betalarda beta katılımını burada Oculus Win 7 N8 demiş. Biz bunu tercih edeceğiz. Beta ama herhangi bir sıkıntı problem yaratmıyor. Peki bunu yapmamız bize neyi sağlıyor? Daha çok kolumuzda yani o gözlüğümüzde daha çok fonksiyonun kullanımını sağlıyor. Yani bunu seçersiniz daha çok fonksiyonel olarak daha rahat daha iyi şekilde kullanabilirsiniz. Bunu tıkladıktan sonra kapattığınızda bir güncelleme alıyor SteamVR Yani aslında bunun güncellemesini yüklüyor. Burada göreceksiniz ve burada çıkacak. İlk işimiz Steamware'ı yüklemekte. Bunu yaptık. İkincisi aslında büyük birçoğumuzda bilgisayarımızda yüklüdür. Ama ben yine bunu yüklemenizi söylüyorum. Meta'nın kendi Oculus VR'ını yükleyeceğiz. Hangisi? Buradan Meta Quest Link'i tıklıyoruz. Dediğim gibi burada ben linkini mutlaka aşağı koyacağım. Meta Quest'imizde açıyoruz. Bu birçoğunuz yüklüdür. Link uygulaması bilgisayara bağlantı var ama varsıyorum ki yok diye. İkinci yüklememiz gereken Quest Link PC App diyor. Bakın bunu tıkladığınız zaman saat otomatikman yüklüyor ve Oculus Setup çıkıyor. Bu Oculus Setup'ı yüklüyoruz ve uygulamamızı açıyoruz. İkinci yüklememiz gereken uygulama da buydu. Hemen bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi burada Windows'umuzda Minecraft Launcher yüklememiz gerekiyor. Bunu nereden yükleyeceğiz? Bunu Microsoft Store'dan yükleyeceğiz. Bakın şöyle yazıyoruz. Microsoft Store yazdığımız zaman Windows'umuzda. Zaten çıkacaktır şimdi. Evet çıkıyor. Hadi ha gayret. Burada normalde eğer Microsoft'unuzu yani Windows'unuzu eğer kurarken bir hatmeyinizde bunu enjekte ettiyseniz yani enjekte etmek hatmi ile de açtıysanız otomatik açılacaktır. Açılmıyorsa da giriş yapın. Yani bunu şurada ben de gözüktüğü gibi buradan girişinizi yapın. Peki buraya ne yazacağız? Buraya Minecraft yazacağız store'dan ve launcher bakın Minecraft launcher demiş. Biz bunu alıyoruz, yüklüyoruz. Üçüncü yüklememiz gereken de buydu. Bu da cepte. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. VR'da oynamamız gereken Minecraft'ı bunun adı Vifraft diye geçiyor. Bunu yükleyeceğiz. Geldik. Bakın Vifcraft dedik. Steam'a tıkladım. Ana menüye geliyorum. Bakın burada yüklememiz gereken aslında sadece Vifcraft değil. Burada yüklememiz gereken öncelikle bir Java'mız olması lazım. Peki bu Java nerede var? Bakın burada tıkladıktan download dedi geldikten sonra downloads'ta hemen bakın İlkinde Minecraft web site demiş, altında Java demiş. Biz buradan Java'yı indiriyoruz. Tıkladık. Bak, hayır. Şimdi açacak. Evet. Download Java diyorum ve yine yükledi. Bu yükledikten sonra bunu da bilgisayarımızı yükleme aşamasına geçiyoruz. Peki burada sadece bunu mu yükleyeceğiz. Geri geliyorum Java'dan. Hayır. Burada bakın. Burada aşağıda çıkan versiyonlar var. Bu versiyonlar değişebilir. Buradaki versiyonlardan Wirecraft 1.19x var. Biz bunu indireceğiz. Tıklıyoruz. Bakın Legacy Core çıktı. Şimdi burada iki tane versiyonu var. Non VR demiş. Yani VR olmayan versiyonu bir de VR versiyonu. Megabyte'ı fazla olan ikinci seçenekteki gördüğünüz seçenek onu tıklıyoruz. Hop. O da indirirdi. Bu kadar basit. Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Şimdi indirdiğimizde bakıyoruz ve indirdiğimize baktığımız zaman şurada Vivecraft'ı gördük. Çift tıklıyoruz. Bakın şimdi buradaki nüans şu. Vivecraft'ı yüklemeden önce burada RAM'i seç diyor. Şimdi ben de 16, 16, 32, 64 GB RAM'im var. Yani ve onun yarısı kadar seçebilirim. Yani 32'ye kadar seçebilirim. Zaten 32'ye kadar seçenek çıkmıyor. Burada 8 çıkıyor. 8'i seçiyorum. Eğer 16 GB'ınız varsa 8'i seçin. Eğer 8 GB'ınız varsa yarısını 4'ü seçin. Bunu bu şekilde ayarlayın. Yani yarısı kadar olan, olan bir şekilde orantıyı belirleyin. Buradan ben en üst dereceyi 8'i seçiyorum. Zaten üstü yok. Install diyorum. OK diyorum. Ve OK yükledi. Peki buradaki yüklerken ki en büyük handikap ne? Eğer Burada demin yüklemiş olduğumuz Minecraft Launcher açıksa burada sıkıntı oluyor. Kesinlikle şu alt kısmı da bakın. Minecraft Launcher'ın bir yerde açık olmaması lazım. Yani launcher'ı kapatmayı unutmayın eğer yani açtıysanız. Şimdi bu işlem de bitti. Yüklemeyi de yaptık. Peki ne yapacağız? Şimdi Minecraft Launcher'a bakalım. Uygulamayı açıyoruz. Burada bir yükleme yapıyor. <laughs> Burada ülke seçebiliyorsunuz üst kısımda. Buradan dil değiştirebiliyorsunuz. Türkçe'yi seçebiliyorsunuz. Türkiye'yi seçebiliyorsunuz. Bunu zaten otomatik yani yükleyince Windows'tan kaynaklı buluyor. Bakın yüklediğim yerde buraya tıklayınca sürüm, son test sürüm bir de Wivecraft diye bir sürüm gözüküyor. Burada kesinlikle bunu seçmeyi unutmuyoruz. Wivecraft 1.19.2'yi tamam Şimdi aslında işi bitirdik. Normalde yüklemeyi de yaptık. Peki ne yapacağız? Artık gözlüğümüzü aldık. Ve burada gözlüğümüze kaliteli bir link kablosunu takmamız gerekiyor. Yani kabloyla bağlantı kuracağımız için benim de olan kablo o da burada. Kablomuzu bağlıyoruz. Şu an gözlüğüm kapalıymış. Onu açıyorum. Bu da daha önce başka videomda tanıtımını yapmıştım. Ya gerçekten muazzam bir şey. Yani bunu alın diye tavsiye ediyorum. Niye? Acayip poporlu. Bu aslında şeye de benziyor. Daha çok PC var. 2'de de mevcut bu. Buradan sıkıp açmak, takmak ya o kadar kolay ki. Yani o bez parçasından sonra bu çağ atlatıyor diyebilirim. Bunu diğer videomda incelemiştim. Onun da linkini koyarım. Üste bir yere. Şimdi açtım. Umarım sesim net bir şekilde geliyordur. Yani bazen uzaklaşıyorum mikrofondan ama herhalde nettir. Şimdi kayıt başladı. Şimdi burada bu kısmında gözümüzü Eylink kablosuyla taktık. Bakın Quest Link'i eğer bu Eylink açıksa şu burayı görmeyebilirsiniz. Çünkü kablosu bağlanmayı gösterecek. Bunu kapayacağız kablolu taktığımız için. Ve bilgisayarımız aranıyor diyor. Direkt buradan bilgisayarımızı bulacak. Bu arada uygulamada da yani bilgisayarımızda da bizim Meta'mızın, Meta Quest Link'imizin de açık olması gerekiyor. Şimdi bunu açıyoruz yüklediğimiz uygulamadan meta Quest açık olacak ki bağlantıyı yapsın. Şimdi buradan gözlüğü taktım. Kabloyu taktıktan sonra ne yapacağım? Kabloyu taktıktan sonra burada Quest linkimiz var. Air linki kapatıyorum. Buradaki kablomu görsün diye. Rift'i tıklıyorum ve başlat diyorum. Olayla var olan sayılım zaten. Evet otomatikman hemen eğer Meta Quest'imizi bilgisayarımızda açtıysak uygulamamızı otomatikman zaten bağlantıyı sağlayacaktır. Bakın önce yüklediğimiz SteamVR burada zaten gözüktü SteamVR. Bundan ben yani yüklemenizi bakmanızı tavsiye ederim. Güzel oyunlarımızı buradan da oynayabiliriz. Steam oyunlarımızı direkt buradan tıklayarak kablo bağlantısıyla da oynayabiliriz. Ki yanlışlıkla tıkladım. SteamVR'ı açıyorum şu an. Buradan bunu kapatacağım ama bunu açmamıza gerek yok. Tabi buradan da oynayabileceksiniz SteamVR açtıktan sonra. Bakın oyunlarımız, benim oyunlarım. Burada hepsi gözüküyor. SteamVR bir odası var ve bu odada kullanıyoruz. Şimdi ben buradan uygulamadan çıkıyorum. Şimdi burada bakın masaüstü görünümü geç diyor. İnşallah gözüküyordu gözlüğümden. Tıklıyorum ve masaüstü görünümü geçtim. Buradan eğer açtıysak sıkıntı yok ama buradan Minecraft'ımızı, launcher'ımızı açıyoruz. Zaten uygulamamız buydu. Bağlantıyı kurduk. Şunu kapatalım. Hmm. Bakın. Buradan dilini değiştirebilirsiniz ama yüklediyseniz zaten ilk başta mutlaka hani okey okey veriyorsunuz ve Türkiye olduğunu algıladığı için otomatik seçiyor. Bakın buradaki ana şeyimiz buydu. Hani yükledik ki Wildcraft'ı. İşte Minecraft'ı görmemiz gereken yer burası ve mutlaka bunu seçmemiz gerekiyor. Ve bunu seçtikten sonra oyna diyeceğiz. Bu kadar. Şimdi oyunumuza geliyoruz. Ben çok Minecraft oynamıyorum çünkü yani çok zaman isteyen uğraş isteyen bir oyun. Kendim pek e, girmedim açıkçası bu oyuna. Bu rig bir kardeşimizin istediği için rig bir arkadaşımızın istediği için biraz da bunu deniyorum. Hem de göstermiş olayım. Yabancı kaynaklar var birkaç tane e, ama bu şekilde yani sırayla anlatmamışlar nasıl yüklenmesi gerektiğini. Çoğunu atlamışlar. Olabildiğince anlatmaya çalıştım. Oyun açılırken gözlük böyle donuyor kalıyor falan böyle tuhaf bir yapıyor. Yani bu normal. Hani oyun açıldıktan sonra bu düzeliyor zaten. Bakın buradan eğer bu İngilizce ise siz karşınızda seçeneklerden yani burada büyük de options'tan buradan language'ı tıklayıp buradan Türkçe'yi seçebilirsiniz. Ve oyun Türkçe olacaktır. Bu kadar. Bu kısım bundan ibaret. Ve oyunumuzu açıyorum. Nereden açıyorum? Oyunumuzu tek oyunculuk kısma giriyorum. Yeni dünya kısmına giriyorum. Seçilen dünyada oyna. Tıkladım. Wildcraft'a geçiyorum. Süper. Bakın. Bu. Ben başlamıştım zaten kırmaya. Bakın şöyle. Şöyle. Lock. Lock. şuraya da tak 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 tak. Evet. Şimdi burada ben bu şekilde oyunlarda kolda böyle gittiğim zaman midem bulanıyor yani bunu çok algılayamıyorum yani yapamıyorum. Niye yapamıyorum bazı insanlar şöyle bir durum var zaten buna deniyor ama e, beyin diyor ki kardeşim diyor hareket ediyorsun diyor. E, diyor ki ama hayır yani şeydeki kulaklarımızda diyor ki denge mekanizmamızda diyor ki hayır diyor hareket etmiyorsun sen oturuyorsun diyor. Beyinde hareket ediyorsun diyor. Buradan kaynaklı bir mide bulantısı çıkıyor ve bunu istersen böyle kullanabilir ama birçok oyunda artık şöyle bir seçenek çıktı şuna tıkladım şu an oyun kayıtta bakın nereye gitmem gerektiğini gösteriyor ve ileri işaretliyorum bakın şimdi birçok oyunda bunu yaparsınız bu şekilde oyunu kullanırsanız hafif bir ekran kararması ile birlikte oraya gittiği için hızlıca e, ee, genellikle bu ekran kararması bazı anlaşılmıyor bile aslında var Bununla yaptığı için mide bulantısı hissiyatınız olmuyor. Bunda vesaire seçenekler var. Kolun tuşuna basıyorsunuz. Bakın kamera değişme, işte oyuncu listesi, bağlanma, sohbet açma. Artık bu oyunun içini siz kendiniz kurcalaya kurcalaya hani ne boyuta getirsiniz. Ben anlatmak istediğim bunu nasıl açabileceğinizi İlk versiyonumuzu tamamladık. Şimdi side Quest ile nasıl bunu yapacağımızı göstereceğim. Hemen çıkartıyorum yapmamız gereken şu önce site göğsü yüklemek. Bunun için bunu baştan baştan bir şekilde anlatmayacağım. Çünkü bunu anlatmıştım. O site göğsü yüklüyoruz. Onu videomu şuraya koyuyorum. Buradan tıklayarak o işlemleri yapıyoruz. Yaptıktan sonra basit yaparsınız. aslında size birçok olana kaçıyor. Yani site göğsü yüklemek bu gözlükte size birçok olanağı sağlamış oluyor. Biz ne yapacağız? Site göğsü yükleyeceksiniz. Mutlaka faydasını göreceksiniz. Site göğsü yükledikten sonra şu linkten tekrar videonun bu dakikasına geleceksiniz. Burada haklısın geldikten sonra bu ikinci işlemi de yapmış olacağız. Şimdi öncelikle yapmamız gereken direkt gözlüğümüzü atacağımız için önce APK'sini indirmemiz yani uygulamayı indirmemiz gerekiyor. Minecraft'ın uygulaması indirmemiz gerekiyor. Peki bu Minecraft diye geçmiyor. Bu uygulamanın adı neydi ya? Not almıştım. He. Questcraft diye geçiyor uygulama adı. Direkt Questcraft'ı Site Quest'ten yüklüyoruz. Ne yapıyoruz? Dediğim gibi Site Quest'i yükledik varsaydım ve bilgisayarımızda site açıyoruz. Site Quest'i açıyoruz. Site Quest uygulamamızı açtık. Burada açtıktan sonra eğer kabloyla bağlantımız varsa sol tarafta bağlantının olduğunu gösterecek. Yan üstte Oculus Quest'imizi gördük. Yani bağlantımız olmuş, yeşil olarak gözüküyor. Şimdi biz buraya önce bunu yüklemeden önce arama kısmında buraya ne crafttı? QS Craft. Bak şu. Uygulama bu. Bunu indiriyoruz. Site load diyoruz. Tamam mı? Bakın buradan yaparsanız hiçbir şey yapmanızı gerek yok. Otomatikman indirecek. Şimdi site quest aracılığıyla uygulamamızı direkt yükledik. Site quest ile yüklediğimiz APK'yi buradan geliyoruz. Kütüphane. Göremeyeceğiniz bir yer var. Yani oyunu burada yüklediğiniz zaman görmezsiniz. Nerede biliyor musunuz? Şu tümü diyor ya. Burada Bilinmeyen kaynaklar. burayı tıklayacaksınız. Ve bilinmeyen bir kaynak olduğu için Quest Craft'ı buraya koyacak. burayı tıkladığımız zaman otomatikman oyunu size açacak. Ama şöyle bir şey var. Ee, bu oyunu yükledikten sonra sizden Hotmail'inizle giriş yapmanızı Hotmail'inizle bağlantısı kabul etmenizi istiyor. Peki bu ne yapacaksınız? Bu bildiğiniz gibi Hotmail şeyinizi gireceksiniz oyuna o şekilde yapabiliyor yani bakın Quest ekrana çıktı şu an ben an köpeğe bak, köpek de var şu an Quest'teyim bu şimdi bağlantı olmadan da oynayabileceğim bir oyun bakın söküyorum şu an bağlantım yok yani gözlüğümü nereye götürürsem bu oyunda benle gelecek o kesin ancak tabi internet bağlantım var şimdi bakın silineceğiz buradan bağlanacağız diyor ki e, microsoft.com link enter kod şu kodu gireceksiniz. link link Bakın kod çıktı. 57 J ben kendi kodumu gireyim. 4 U Bir de şunu fark ettim. Hani bunu yaparken şunu niye buradan tutup da yaptım diye sorarsanız Şimdi gözlüğü çıkarttığım anda e, beni olmadığımı algıladığı için kapattı. Ben de şurada bir sensörü var. Bakın yüzünüzü algılayan bir sensör şurada. Bu sensörü elimle kapattığım zaman hala gözüm yani yüzümde takılı gibi sanıyor. Ve o zaman bağlantıyı kesmedi. Hani olur da ekran gidiyor bir hata çıkıyor falan derseniz büyük ihtimal hani buradan bakıp buradan yazmaya çalışıyoruz ya o yüzden kaynaklı bir hata. Yani buraya kapatarak bakarsınız sorun olmaz devam et. Oyunumuzu açmış olduk. Yani sadece bu ikinci yöntemde gözlüğün içine uygulamayı yüklemiş olduk. Evet. Quest 3'ümüze Minecraft'ı yüklemenin iki yöntemini anlattım. Birincisi bilgisayarımız üzerinden oynamayı anlattım. Ki bilgisayarın üzerinde oynamak daha verimli oldu. İkinci yöntemde Quest'i yüklediğim zaman genellikle kopmalar yaşadım. Çıkmalar oldu. Oyun içine girdi. Attım, attı mattı. Yani sıkıntılıydı pek işe yaramadı. Ama büyük güncelleme alacaktır. Güncelleme aldıkça daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Hani bu ikinci yöntemde yapılışı bir şekli aynı. Yani güncelleme alın. Büyük ihtimal çalıştırdı ama belki de Quest 3'ün şu an versiyon 65'e güncellendi. Belki onun güncellendiği için böyle bir sorun çıkartıyor olabilir. Yani atması, yüklemesini sıkıntı ikinci versiyonda. Ama onun haricinde birinci versiyon dediğimiz e, air link yöntemiyle de link yöntemiyle bağlandığımız zamanki hiçbir problem yok. İlk yöntemi tavsiye ederim. Zaten aslında Rigi'nin de istediği buydu. Hani ilk yöntemi istemişti. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Yani bir kademe kademe nasıl yapılabileceğini basit bir şekilde anlattım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hata ettiysem affola. Elimden geldiğince kolayca anlatmaya çalıştım. Takip ederseniz, beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.